Şukarsan şukar keres bana mande tüm meres. Tık da la 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 la. Şukarsan kiriyaka. Şukarsan şukar keres. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kulumu vurdum. Eşimle... Eşimle birlikte soru cevap oyunu oynayacağız. İşte sıraça cezalı Çin acısı yiyeceğiz. Cevabı bilemeyen. 15 tane soru hazırladık. İşte kameraman arkadaşımıza verdi Ersin'e. Bize soruları soracak. Biz önceden cevaplarımızı yazıp Ersin'e verdik. Şu an Ersin biliyor ikimizin de cevaplarını yani. Yanlış bildiğimiz zaman bize söyleyecek. O halde hadi geçelim. Buyurun Ersin Bey. Öncelikle hepinize merhaba. Sorumu soruyorum. Hazır mısınız gençler? Hayır değilim. Ne yapalım? Davetiye mi? Tamam sor ya. Tamam. Eşinizin en sevdiği hayvan. Soru 1. Oktay'ın en sevdiği hayvan. Yazmanıza gerek yok. Bana söyleyin. Ben yazamadım ama. Ben köpek yazdım. Oktay abi doğru mu? Sıra yanlış. Bir Oktay'ın ne sevdiği? Sıra çayı alayım. Hayır Oktay'ın sevdiği hayvan ne? Güvercin. Sıra çayı alayım. Ya bir git gözüm. Güvercin ne ya? Güvercin diye bir hayvan mı var? Cezanı çek. Niye yok mu? Ya tamam, var da hiç güvercin sevdiğini söylemedi. Tamam. Oktay'ım çok acı. Tamam ya yeter gözü seveyim. Oktay ya ciğerimi de alacaksın ha. Bir tatlı kaşığı demiştik. Aynen. Arkadaşlar. Çin acısı. Yiyemem Oktay o kadar mı ya? Ceza. Tamam ver ben yerim. Bırak ben yerim. Niye ben yediremiyorum? Sen güvercini sevmiyor. Yalan söylüyor. En son şey söylemişsin. Hadi. Of çok acı. Hadi. Haydi dilini değdirme haydi. Dur yavaştan. Ooo my god. Haydi. Sonra da vuracak. Çok mu acı? Çok acı ya. Öyle böyle değil. Durur musun şunu içeyim? Niye hemen kolaya saldırıyorsun? O zaman ne anladım ben bu cezadan? Sen de çok iyi biliyorsun ki hemen acısı gitmiyor. Birazdan o kola da bitecek zaten. Hiçbir şey yok. Ha o da doğru. 2-3 soru sonra. Evet. Ay dur bir saniye gözlerim yaşadı. Kendine geldiysen ikinci sorumuza geçelim. Gelmiştir Eşinizin en sevdiği yemek diye sormuştuk. Bilmiyorum. Her yemeği seviyor. Ayırt etmiyor. Nimet. Mısır'ın kim? Ne? Aksini iddia ediyorsa da yalandır. Ne yazmış? Yeşil sarma. Vallahi yalan. Dur bir saniye ben yazayım. Seninkisini yazayım. Ben biber dolması yazdım. Doğru mu? Ne seviyorum? Sarma. Yaprak sarması. Ben lahana sarması seviyorum ama yeşil sarma değil bebeğim. Sarma seviyorum ama yeşil değil. İkiniz lahana iki de yanlış. O zaman sen de bir kadeh sapuşturur gibi düğündeki gibi. Ben de, o benim kaşığım herhalde. Tamam bu senin kaşığın. Dolduracağım. Niye sen benim için doldururken neydi? Ağzı parlar geliyor. Tamam yeter. Ya hiç kusura bakma. Tamam doldu ben buradan Allah görüyorum. Allah. Al. Kendi kaşığına doldur şimdi. Tamam dolduracağım. Of çok acaba. Haydi. Doldur. Şimdi ben az yedim ya. Bak. Ay çok yedim ya az önce bir kaşık dedim ya. Benim bu kaşığım az olsa olur mu? Hayır. Gelmiyor neden gelmiyor? Havası. Ben sıkayım. Sen gelir. Sık ben sıkamıyorum. Sen bırak. Hadi. Tamam. Gel. Ay damlayacak senin ikisi damlayacak. Sen alırsın bir şey olmaz gel. Orada ben beni nasıl... Ay bu çok acı. Niye hemen kolaya saldırıyorsun? İkinize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dudaklarım bir alıyor şu an. Oy galiba videoyu burada kapatmak zorunda kalacağız çünkü ben çok perişanım. Bir şey olmaz. Burnuna gelmiş olalım. Sonra ya. Üçüncü soru. Eşinizin çocukluk arkadaşı. Benim tek bir bildiğim bir arkadaşı var. O da çok da gayet biliyor. İnşallah onu yazmıştır. Benim tanıdığım tek arkadaşı. Bunu yalan söylüyorsa yalan söyleyemez yani. Bunda. Galiba doğru evet. Tamam sen ilk önce kendikini yaz. Öyle bakma. Yaz. Bir abisi vardı. Onun abinin adı neydi?
Ben bilmiyorum, yaz işte birini. Ben bir tane yazdım işte. Benim bildiğim bir arkadaşı var, o da İbrahim. En yakın arkadaşı. Çocukluktan beri arkadaşım diyorsun. İkisi de doğru. Yalansa İkisi doğru. De doğru. Ha. Çok şükür. Oh. Oğlum boğaz beni ya. Bize su verir misin? Böyle ben kırtık kırtık alayım, su yok. Kola bitene kadar. Su verir. Kola bittikten sonra kuru mafiş. Hayır, öyle bir evet. Şey yok. Hadi. Soru. Dördüncü soru. Eşinizin sevdiği renk. Çok kolay. Oktay'ın sevdiği renk. İnşallah kolay olur. Aksine iddia edemedim. Kafamın etini yiyordu. Odanın rengi böyle olacak diye. İkiniz de yanlış. Birincisi. Masanın ikisi neymiş? Bir dakika. Benimkisi lila dedim. Lila. Lila mı? Ben lila bak, dedim. Sen evlendiğimizden beri kafamın etini, tamam mı? Nokta 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 ediyorsun. Ben her yeri siyah yapacağım. Öyle olacak, böyle olacak. Tamam, şimdi bak, ev dekorasyon olarak siyah seviyorum. Ama bu benim siyah sevdiğim anlamına gelmiyor. Benim sevdiğim renk bir lila var, bir pembe var. Pembeyi kabul etmedi. İkisinden beni seçti dedi. Ben dedim ki bu lilayı kabul bilemezdi. Hani pembe istedim. Ay, konuşamıyorum, acıdan. Oktay abininki de maviymiş. Evet, şimdi acı yeme merasimimiz sadece. Getir kaşıklara. Ay, biz çok kötü bir önümüzden şu an. Çünkü dudağım uçtu, konuşamıyorum artık. Al kaşığı. Ver kaşığı. Getir. Çok acı. Tamam bir ya, benim dilim tamam bir ya. Tamam bir ya. Acı yok Raki. Ay, nasıl olur? Hazır mısın? Aa. İçeride dur. Dın 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 dın. Ay, daha net bir şey bildi. Ha, burama kadar geldi bak. Allah'a kurtacağım ha şu anda. Recep abi, kusma, kusma. Allah'a kurtacağım ha. Midesi bulanıyor ya. Buna bak. Kusma, kusma lütfen abi. Buna ne rezil olur lütfen. Kusma, kusma, kusma. Hı? Yapma bir şey dayı, saçmalama. Dur. Kola bitti, biz ne yapacağız? Artık su da yok size. Nasıl su yok ya? Su verin bize. Ne? Bak, çok yok. Acım abi, hiç dayanamıyor. Kameraman arkada bir tane ister misin? Öleyim mi? Birkaç yok. Sen bir tadına bak, o zaman anlarsın dedi. Oyunun sonunda siz bana soru sorun da cevaplayacağım. Tamam, hadi şey yap. Oğlum, ayaklarım eriyelim. Soruyu sor. Evet. Çabuk. Hazır mısınız? Hı-hı. Eşinizin üç ortak özelliğini yazıyorsunuz. O da ben de cevap verdiğimi bile unuttum abi şu an burada. Bakmak yok. Bu şey. Üç tane dedik, tamam. Ben söylüyorum, Galatasaraylı olmamız, dobra dobra konuşmamız, çocuk ruhlu olmamız. Mesela seninki ne? Benimkisi dedim ya, Galatasaraylı olmamız, dobra dobra konuşmamız, çocuk ruhlu olmamız. Üçümüz mü? Yok, benim inatçıları çalınan. Sıra çağ. İkinizinki de yanlış. Ama şimdi biz bak soruyorum. Aynı takımı tutuyor muyuz? Hayır, aynı takımı tutuyor muyuz biz? Olabilir. Sen tutmuyorsun. Ben seni iş yerindeyken Galatasaraylı yaptım. Ya yalan söyleme, ben önceden de Galatasaraylıydım. Bunu şey yapma. İkimiz de dobra dobra konuşmuyor muyuz? Şefim, bir bardak su verir misin? Hayır hayır, benim soruma cevap verir misin? Dobra dobra konuşmuyor muyduk? Olabilir, evet. Çocuk ruhlu değil miyiz ikimiz de? İnatçı, çılgın ve deli değil miyiz? Ya değiliz, onlar hiçbir değiliz. Saymıyorum, bana ne? Sıraça. Şefim, dolaptaki suyu getirir misin? Buzlu suyu musun? Ben işte dolaptaki suyu getir bize. Ay, nevrim döneyim dedim, 1500 nevrim döndü yani şu an. Neyse, muhabbeti boş ver de şu kaşıkları gel. Dur, su gelsin sonra ya. Ah, bu sefer. Acının dozajını biraz azaltalım mı? Belki. Benimkisini arttırma. Kusura bakma, kulaklarım bile duymuyor artık. Olan benim acı oluyor, ben bundan az sürüyorum. Ya orta yama ya, ibnelik yapıyorsun yemin ederim ya. Bakacağım. Ya git! Bir nokta koymuş. Ya hayır! Saymam bana ne? Dolur. Geliyor, bak içi daha dolu. Hiç bir şey yapma. Yavaş yavaş sütlenip gir. Bitmiş. Hayır bak, burada ortaya yapma, söyleme. Ağız seni, küsü benimsin anas. Değiştiriyorum o zaman kaşıkları. Doldurur musun kendine? Maviş bize su dolu. Erdin yok mu? Oktay, yaydığını gördüm. Ben
Çocuk değil. Bak. Su istiyor mu? Çok mu istiyor? Cinnet geçir miyim abi videoda? Hadi bir geçir de nasıl geçir? Doldurur musun şunu bir? Doldurma bir daha olur mu? Ha bunun ağzı varmış. Bunun ağzı varmış. Bu nasıl bir kelime ya? Bunun kapağı ay, varmış. Ay ağzım yanıyor. Yemin ederim ağzım yanıyor. Bunun kapağı varmış. He. Her tarafı su etti. Su döktü. Bak ne diyor? Bunun ağzı varmış diyor. Tamam o böyle hepsinden sonra su içtikten sonra cezanı... Ama acısı gitmiyor. Vallahi acısı gitmiyor ya. Şu an var ya kulağım, burnum, dilim, dudağım hepsi çok sızlıyor. Al bir şey verir misin? Bak şey ucundan vermek önünüze istiyorum. Birer bardak koyacağım. Gel sana bir parmağına getir. Önünüze birer bardak koyacağım. Bir parmağına getir. Bardak içeceğim. Bir kırçık koyacağım. Parmağını ne yapacağım? Bırak şunu. Hadi hazır mısınız? Hadi hadi gözle. Eşinizin bir özelliğini değiştirmek isteseydiniz ne olur? Şimdi ben onun özelliğini değil mi? Öyle mi oluyordu? Öyle oluyor öyle. Öyle mi oluyordu bebeğim? Evet. İşte Oktay bunu yapıyor. Öyle yapmamazsa şunu yapar daha iyi gibisinden. Bu. Kıskançlık. Neden? Çünkü beni tek başıma dışarı salmıyor. Benim de geleceğim. Ben de bir yere geleceğim. Birincisi bilgisayar oyunu sürekli oynaman ondan nefret ediyorum. Açık herkes biliyor zaten. İkincisi evet. Ben kıskanç değilim. Ha tamam bırak o zaman bir gün arkadaşlarla takılmaya gidin. Tamam ben de geçsem olur. Ben de geçsem olur o zaman geç. Demek ki kıskançlık varmış. Ben doğru bildim. Sen ne yazdıysan yalan yazdın. Ne yazdın? İkiniz de bilgisayara oturmamak lazım. Ya. Bildim. Bilgisayar oyunu oynamak yazmış. Bir dakika. PC'ye oturmamak yazmış. Dur. Ben bu soruya galiba yanlış cevap vermişim. Evet. O yüzden ben de yemiyorum, sen de yemiyorsun. Yanlış vermeseydin. Ben nasıl yanlış cevap vermişim? Evet, geçelim diğer soruya. Bu iyi atladın bir soruyu. Kim? Diyorum ya, acı beni mal etti yemin ederim. Bahay etmiş. Etti. Hazır mısınız? Hazırız. Söyle. Soru geliyor. Evet. Eşinizin hayran olduğu özellik. Benim onda değil mi? Evet. İşte ben Oktay'ın şu huyuna hayranım. Misalinde. Elma yanak. Benim elma yanaklarım mı var? Tamam ben senin... Soruyu anlamadım ki ben galiba... Hadi hadi cevabını ver. Bu soruyu sonra bana anlattın. Yemek yapabilmesi dedim işte ya. Çekamadım ama. Kim kaybetti şefim? Mısra. Mısra mı kaybetti? Oy 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 kaşığı geldi. Çünkü soru aklımdan gidiyor ha gitti kaşığı bak. Yemin ederim soru bunlardan dolayı gitti ya. Ne yazdım oraya unutuyorum. Makyajın intikamı. İntikam. Tamam yeter. Şortta coşma yani. Et ondan sonra git. İyi bak kulaklarım duymuyor. Duymaz tabii o kadar şey. Tutaklarım yanıyor hala. Uf. Ben bunu yemezdim. Olmaz olmaz. Bak şunu hemen ağzıma sürerdim önceden ama şimdi kesin. Haydi at. Kim soruya geçelim hayatım. Acı yok Raki. Acı güçlendirir. Hadi. Geçmiş olsun ne oldu? Hayır tavsiyelim. Tamam bir hadi. Eşinizi kızdıran özelliği. Bilgisayar oturmam. Tamam ben onu yazmıştım ki. O zaman doğru bildim. Ne yazmıştın? Bebeğim sen benden söyle, sen benimkisini söyleyeceğim. Ne? Sen benimkisini söyleyeceğim. He. Evet. Tamam Oktay abi doğru söyledi. Evet. Sen bilgisayara oturmasına kızmıyor musun? Tamam kızıyor. O adam öyle cevap vermek istiyor. Burada da bakacağım o cevabı verdiysen doğru. Ben mi ondan niye, o mu benden niye kızıyor? Evet. İkiniz de birbirinize kızıyorsun. İşte ben mesela bunu yaparsa ben kızıyorum gibisinden. Tamam, tamam. Ben bunu yaparsam o kızar. Yalan söylüyorsa da bir şey değil yani. Sen de görüyorsun evdeki halleri. Bilgisayar oturmamı istemiyor. Boyuna böyle kık kık diye ötüyor. Yalnız ben burada ne yazarsa onu cevap olarak alıyorum. Ha farklı bir şey. Farklı bir şey yazdıysa bilemem. Ya Mısra biraz farklı bir şey yazmış. Hem de bayağı bir farklı bir şey yazmış. Nasıl aklına gelecek bilmiyorum. Şurada gösterebilirim. Buraya yazmış zaten.
Oktay kızdırır yazmış. Nasıl bir cevapsa ben de anlamadım. Ben arkadaşlar. Oktay kızdırıyor. Özelliği dedik. Oktay kızdırır yazmış abi. Oktay her özelliği beni kızdırıyor. Öyle bir... ben onu demeye getirdim. Nasıl bir tane... çok saçma bir cevap olmuş. Nasıl bir tarikata düştük anlamadım. Bunu biz kabul mü edelim etmeyelim mi? Kabul etmek zorundasın. Jüri'nin hesabına bırakıyoruz bunu. Seyircilerin de hesabına. Sen ne yazıyorsun? Ben onu çok merak Oktay ediyorum. Oktay her özelliği beni kızdırıyor. Tamam sen şu an ne yazıyorsun? Ben onu merak ettim. Ne tamam, yazıyorsun? Tamam şu an ne yazacağım? Hadi. Sabahtan beri bir şey yazıyorsun sen. Bayağı bir uzun yok, bir şey yazıyorsun. Yok bir şey yazmıyorum. Neden gizliyorsun ki? Ha? Bana göstereceksin. Oktay bunu görmez sorun değil. Tamam dur Oktay görmesin. Bana ne? Şimdi sen sana sesi okumayacaksın, onu duymayacaklar. Allah Allah. Oktay her özelliği beni kızdırıyor. Ne yazmış? Oktay her özelliği arkasını çevir. Arkasını bir çevir. Arkasını çevir. Arkasını çevir. Şu fazla değilse de... Bak 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 neymiş? Doğru bildim şefim. Bilgisayarla bilgisayar. Bir çay kaşığı kadar verebiliriz. İnsafa doğru. Gelerekten bir çay hayır, kaşığı kadar. Hayır ya bak, herden bak bir soruları karıştırıyorsunuz. Şike var görüyorsunuz. Hayır, siz benim yazmış. Cevabımı niye karıştırıyorsunuz ki? Niye cevabını karıştırıyorsunuz? Orada benim cevabını niye karıştırıyorsun sen? Kaşığı alayım. Benim sorumun cevabı bu. Tamam mı? Ama burada öyle yazmıyor cevabında. Arkasına bakmayacaksın. Arkasını boş ver. Ben oraya da öyle yazmışım Allah'a. Hayır. Oraya Oktay beni kızdırır yazmışım ya ben. Oktay kızdırır yazmışsın. Tamam Oktay. Ama ve lakin ben söyledikten sonra sen öbür tarafa evet. Geçip yazmaya başladın. Zaten burada evet, gösteriyor. Evet kamerada var bizi kandıramazsın. Tamam da bak ben o kadar şey... saçma bir cevap vermiştim ben engel oldum. Cezanı çek. Bir tamam çay... ben ya. Siz de var ya ikiniz bir oldunuz. Fazla değilse bir çay kaşığı kadar. Bir çay kaşığı kadar verebilirsin. Kabul tamam etmiyorsun. Bir çay kaşığı kadar veriyorum. Sorunun cevabını kabul etmiyorsunuz. Hainlik yaparsan olmaz. Çocuğu söyledikten sonra baktım hemen şey gibi, fülle gibi değiştirdim böyle. Sizin yok o zaten onu yazacaktı ben yaptın, biliyorum ya. Bir şey yapmadım ki. Hani koyarken görmesen kağıtla tamam diyeceğim. Yanıyoruz falan. Konuşma be bende. Sen benimle küs. Oyun bitene kadar benimle küs. Ha oyun bitince barışacağız mı? Oyun bitince barışacağız. Tamam. Evet. Sorumuza geçelim. Eşinizle balayına gitmek isteseydiniz neresi olurdu? Mısraniki mi? Evet. İkimiz ikisi net bir cevaptı. Neydi? Neydi? Ben yazıyorum. İnşallah sen yanlış bir şey yazmışsındır. Ben çoğu gitmek istediğim yeri yazdım. Sen de kendin gitmek istediğin yeri yazabilirsin. Ben sana söylüyorum. Mesela sen nereye gidersin, nereye gidersin, nereye gidersin? Bakayım, bakayım, bakayım. Ben Oktay'la Maldivler'e gitmek istiyorum. Bizim aslında gitmek istediğimiz yer orasıydı. Ben de Küba. Küba'ya gitmek istiyorum. Küba mı yazmış o? Oktay abi Küba yazmış. Evet. Oktay. Vallahi maaş bak hile yapıyor. Maldivler yazmış. Biz Maldivler'le konuşmuşuz. Oktay sen de biliyorsun. Köpürürsün kuluk kuluk kuluk. Burası merkez fayk kuluk. Yiyeceğiz yani kaptan. Ama haksızlık yapıyorsun. Tam haksızlık yapıyorsun. Biz Maldivler'e gitmek istiyorduk. Saçmalama Bihter. Getir kaşı. Al. Sinem bozun. Hep yanlış cevaplar veriyorsun. Ay. Hiç bir de görmedim tamam. Ben yani güvercin sevdiğini. Hiç ya, duymadım sen öyle bir bırak, şey yoksa. Bırak şimdi. Ya bir git. Bırak. Yanıyoruz. Ay çok kötü. İki kaçık sonra tuvaletten toplarız. Sor şefim. Kaç tane soru kaldı? 3 tane soru kaldı. Vallahi kendini yırttı. Tamam mı? Bir dizi vardı. Şimdi hiç yalan konuşma. Bak şimdi. Soruyu söyleme. Eşinizin sor. En sevdiği dizi. Dizi. Diye bak dizi diyor. Aha. Dizi mesela yabancı dizi mi yoksa? Ya, fark etmiyor. Kasada papel. Oktay abi yabancı çukur mu yazmış. Mesela? Oktay abi yabancı yazmış. Ya çukur mu kuru geç. Arkadaşlar La Casa'da Pepper çıktı diye saat 7'de La Casa'da Pepper çıktı. La Casa'da Pepper çıktı diye dolanıyor dedi. Yalan mı? Dur bir saniye. Yalan derdi. Ondan sonra gelip böyle La Casa de Papel bitti diye ağlıyordu böyle. La Casa de Papel bitti. Yalan şimdi mı? Ben, bir dakika yalan mı? Bebeğim bak ben yalan demiyorum. Ben La Casa tamam, de Papel'i seviyorum bak tamam. Seviyorum. İlk geldi böyle çıldırdı sonra da bitti. Tamam çıldırdım. Bitince de çok üzüldüm. Tamam. Az gittim böyle ağlı yap. Tamam. Tamam mı? O zaman benim cevabım bu abi. Benim cevabım bu değil. Benim sevdiğim dizi Yasak Elma. Yasak Elma'yı seviyorum ama. Ben koronadan da izlemeyeyim ne zamandan beri onu bekliyorum yani. Tamam hadi hadi. Bu yanlış benim yani. Cevabımı yaz hadi. Heh. Senin cevabın. Ben senin cevabını bilmiyorum açıkçası. Çünkü sen yabancı bir şeyler izliyorsun. Evet. Sen de yabancı izliyorsun. Tamam.
tamam bakabilir miyiz? Yabancı dizi yazdım. Çok zekisin. İkiniz de yanlış. Mısra yasak elmayı çok seviyormuş. La Casa de Papel yalan yabancı yani. Dizi hala kararlıyım başına. Oktay bir de yabancı bir dizi yazmış. The Witcher diye. İsmi ne? Önemli. Ne? Witcher. Witcher? Hatta oyunu bile var bunun. Witcher derken? Evet. Witcher. Witcher hayranları lütfen likelasın. Boşu boşuna bize burada şey diyor. La Casa de Papel'i sevmiyorum diyor ya. Bir daha sana La Casa de Netflix yükleyene öpsün. Görürsün sen. Tamam. Ah ya bakayım şimdi. Ya yönetim mesela bir çay kaşığı bir çay kaşığı dedik hanım bizi acımadı. Al koydu kendine. Getir. Al şunu ben kendime koyacağım. Al şunu. Getir şu kaşığı. Hadi yer misin? Bak şimdi dökeceksin. Sen şimdi ona Allah için. Yer misin? Üç sorudur da yemiyorsun zaten. Benim ağzım dilim lavuldu. Şefim niye müdahale etmedin? Sen nasıl hakemsin? Yiyecek abi. Sen de yiyeceksin abi. Ya. Ama yemedi. Ne yaptı? Ufacık bir şey koymuş attı ağzına. Yok, kameralardan bakarsın ufacık mı değil mi diye. Görüntüye sen de yarısını yer, yarısını öbür soruda yersin. Öyle olur mu ya? Olur, niye olmazsın? Baba baba, nasıl bana can çekil. Bir de diyordum, ay hemen kolum mu içildi? Nasılmış? Hemen kolum mu içildi? Evet, gönder gelsin şefim. Eşinizin en sevdiği mevsim. Yaz mı? Kış mı? Maviş, yaz. Ben oraya bir şey yazmıştım tamam mı? Yaz. Ben onu tekrar silmiş miyim, değiştirmiş miyim? Hayır, sadece bir şey yazıyor. Yaz. Doğru mu şefim? Mısra yazsın bir de bakalım. Yağmurlu havaları seviyor. Doğru mudur çünkü sen toplamışsın. Yağmurlu hava yazmadım ki ben kış yazdım direkt. Mevsim, ha yani. Mevsim tamam, diyoruz. Tamam yağmurlu, kış. Yok. Hava durumu yani. Değil, mevsim. Yaz, kış, ilkbahar, sonbahar. Ama ben kışı söyledim birader. Tamam, olmaz kış o zaman. Ya yağmurlu havada kış olmuyor mu? Yok, Nisan ayında da yağmur yağıyor. Aynen. İlkbahar hava, ilkbahar desene. İlkbahar var, sonbahar var. İlkbahar. Tamam da bebeğim bak ben yanlış. Sana. Oktay abi doğru. İntikam. Getir. Getir. Ben kendim doldururum, bana gitme. Kameraya göster ama. Tamam dolduruyorum. Bakayım. Ha, al. Kameraya da göster. Ha. Al. Bak. Bir dakika. Bırakır mısın? Ama bir tısırıyı sen içtin sürayı. Bırakır mısın? Çünkü en çok şeyi de ben içtim. En çok acıyı da ben yedim. Daha doldurdum birinci bardağı. Hanımefendinin üçüncü bardağı. Ay, çok kötü oluyor. Evet, sevdiği sanatçıyı yazıyorsunuz. Evet, Mısra'nın iki yıldız silme. Yalan. Zat. Yalan. Sen geç o iş. Sen benimkini bul hadi. Dur, aklıma gelsin. Aklım gider aklına. Manuş Baba yazmıştır o. Yok, bir şey baba yazdım ama Manuş Baba değildi. Müslüman. Orhan Baba. Geçtim. Mısra yanlış. Bir şey söyleyeceğim. Bak hatta söylemiyorum. Yemin ederim sırma bu açıkları yiyeyim diye hep yanlış cevaplar vermiş. Seni tanıyorum Bob'da hiç Müslüm Baba dedim ya. Müslüm Gürsüz ben içerimde çok dinliyordum. Yalan söyleme bunu sen de biliyorsun. Cezanı çek sıra çanı. Mısra bakma bana gönderme yapmak için hep göndermeli şarkılar sürdüm. Yanlış babadan açıyordun. Tamam tamam hadi sıra çanı. Yalan söyleme. Acını ye. Bak suyu içiyor öyle acı yiyeceksin acı suyu bırak. O da biliyorum. İlk baş midem bozuldu. Al sana da bunu veriyorum bak. Al hadi biraz daha su verdim hadi. Bak kendime bu kadar bıraktım hadi acıyı ye. Kameraya göster. Kamerayı tamam göster. Alacağım alayım. Ha göster. Ağız. O kadar yedim yeter yani. Ne kadar yedin? Ezin ayakları titriyor da. Evet çok kötü oldum cidden. Evet son soruyu alalım. Evet eşinizin size karşı hitap ettiği kelime. Bunda aksini iddia edemez. Bunu tüm camiye biliyor. Böyle der anne. Kocam. Öyle de kocam. Birincisi. Sen bana kocam mı? Ay bazen gittim. Yok ben kendi kendime kocam diye böyle adam. Hayır. Ben sana... Yanlış bir şefim bu. Sen de biliyorsun bunu. Mısra hadi yazsana soruyor. Hadi hadi. Hatunum mu? Hayatım. Hayatım. Su mu kalmamış? Son soruya verdiğin cevaplar da doğru. Tamam bu oyun da böyle bitmiştir evet. Gibi. Bu videonun da bu kadar olsun arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın.
Çekmemizi istediğiniz videolar varsa da videonun altına yorum atarsanız seviniriz. Elimizden geldiği kadar çekmeye çalışırız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.